Rekorum olsun ya. Rekorum olsun ya. Bugün o kadar çok istekliydim ki bu rekor için. Çok istedim. Hadi be. Çok var arkadaşlar, çok. Daha görünmesine, gelmesine çok var ya. O kadar çok gitti ki. O kadar çok gitti ki. İlk başlarda. Dedim ki ben bunu kaldıramam. Dedim ki ben bunu... Anam. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Dedim ki ben bunu kaldıramam. Gider bu balık. Durmuyor. Bir de ince takım atladı. Yeni yaptığım takım atlasaydı daha bir iyi olurdu. Yani balık yaklaştıkça balığın ağırlığını hissedebiliyorum şu anda. Bir daha gitmek isteyecek büyük ihtimal. Gitme be oğlum. Yalvarıyorum gitme ya. Yalvarıyorum gitme. Çok ciddiyim. Bu ne ya? Şurada 5 dakika hüngür hüngür ağladım bak. Farkındayım. Oğlum şurada yuvarlandım aşağı bununla. Abi bir çıktı şurada. Şeyi topu ha. Kaldırayım mı? Vallahi şöyle öne mi çekeceksin? Kaldıracağım mı? Vinç mi lazım? Ne yaparsan yap. Hadi gel bak. Gel çekelim. Burayı temizliyordum. Allah bunu çekemeyiz ki. Uğur bu balığı tutamazsın. Bu balığı kaldıramazsın. Bırak kal şeyi. Şuradan gidiyor. Bence kaldıramazsın. Bak. Götür. Götür. Kaldıramazsın o balığı. Abi bir şey diyeceğim sana. Heh. Bak kaldırırsan. Kaldıramazsın. Türkiye rekordayım. Kaldır. 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 Kalkmıyor. Kalkmıyor. Bu balık kalkmaz. Bir daha kaldır. Zorla. Hadi. Hadi lan Feri. Mümkün değil. Senin mümkün değil. Büyük endeki balık ha. Senden büyük balık. Yatır. Yatır. Gel şuraya otur. Şöyle. Ya şöyle kabalığını yani nasıl gösterebilirim bilmiyorum ki. Yani balığın rengi bir değişik zaten. Kanka kafayı bir sadece kafayı kaldırsana. Balığın boyutu zaten oradan belli oluyor. Sadece öyle tut otur tut. Tut. Yani şu şöyle daha bitmiyor. Daha bitmiyor. Daha var biraz daha var. Yani Uğur. Kafasına ağzına bir soksana bir şey. Ağzına kafası değil olmasın sokacağım. Rahat. Yani bu balığın kilosunu hadi gidelim barına. Bu balık yani bilmiyorum. Bence Türkiye'de rekor kaç onu da bilmiyorum ama. Türkiye rekoru 63 kilo. 63 kilo Türkiye rekoru mu? Dünya mı? Türkiye mi? 61 kilo. Çağatay Kazancı. Çağatay abininki 61 miydi? Evet. Abi bu bak ben kaldırırım eyvallah da. Alo. Bilmiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum. Vallahi devasa bir balık aldı o. Yani alırsam Türkiye'ye kendinden büyük ha. Yani hiçbir şey demiyorum. Bunu yan kaldırmak istiyorum. Kaldırabilir miyim bilmiyorum ama. Oturtturacaksın kucağına kanka kaldıramazsın. Ha bakamadım yetişemedim. Lan nasıl kaldıracaksın? Belini acıtacaksın, kopacaksın, gideceksin. Aha. Kaldır diyeceğim ama. Abi devasa ya. Biliyorsa bir şeyden bizde bir canlı var. Otur bakayım oraya dizini al. Otur. Heh, al dizini öyle. Dizine dizine. Sığmıyor değil mi? Dur şu kuyruğu bir kaldıralım şöyle. Heh. Al dizini öyle bir. Abi bu ne lan? Vallahi söyleyecek laf yok. Oğlum ne ettiniz lan? Herhalde bırakırsın artık biraz kuzu tutmayı. Bitti. Ben sana gelirken de dedim. Dedin. İstiyorum bir tane. Her yerin kahraman oldu. Olsun. Bu rekorun rekoru birader. Ben bunu tutayım da. Yarım kalın hemen olsun. Vallahi oh! Seni çeksem balığı alamıyorum. Balığı çeksem seni alamıyorum. Abi, bir şey diyeyim mi? Çok fazla. Çok fazla abi. Ha? Çok fazla. Ama bir de şişkin balık. Balığı görmüyor musun biraderim? Abi. Bu balık Uğur'dan büyüktür. Vallahi. Büyük büyük, Uğur'dan büyük. Yatacağım orada. Fotoğraf çekineceğiz. Ne yapalım diyorum biliyor musun? Bir an önce gidelim. Tamam. Tartıya koyalım. Tamam. Canlı yayın eşliğinde. Tamam. Gösterelim videolarımızı. Sana çekelim. Video lazım mı? Çekelim mi GoPro'dan? Kayıtlarımızı alalım. Ama videonun tamamını çekemeyeceksin. Bu yeter. Tamam, bu şimdilik yetsin. GoPro'dan şeyi çekelim. Çekimleri, mekimleri tartılar mı? Tamam. Yapalım. Görüyorsunuz halim, bittim ben. Vallahi bu balık benim iyi de hani çekmişsin ama. Şu ana kadar 40'ları gördüm. Ben tutmadım 40 kilo balık ama tutanları gördüm. 40'lar böyle değildi. Bir defa 50'lerde ama kaç gelir bilmiyorum. Hala canlı balık. Nereden almayı tasarlıyorum biliyor musun? Eğileceğim, alacağım, koyacağım, çıkacağım. Evet. Buraya kadar bir şey var mı? Yok. Gittim şeye, sen söyle. Neyle vurdu, neye vurdu diyor kanka. Golyoz, golyoz. Golyoz değil mi? Yine aynı golyoz, devam. Abi bak şuradayım. Yemin ediyorum buna takıldı ya. Açılıyor. Allah'ım dedim, bu girde nasıl kalam aldı benden. Bak şuradan bir çıktı. Gözlerimden yaş boşandı zaten. Ben buradan, bak şu arbedeyi görebiliyor musun? Görüyorum, buradan görüyorum. Nasıl arkaya atladım? Balığı şuraya aldım. Bak. Takımın biri hala suda. Bu ona dolaşmış. Melek gözü birbirine girmiş. Her şey, herkes her yerde yani. Yani şuradan nasıl atladım bu tarafa balıkla birlikte bucağımda. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Yani biz gidiyoruz. Anlatılmaz. Aynen. Sen aldım. Söyle son bir toparla. Vallahi söz vermiştim. Yılbaşından sonraya kadar. Olta atmaz. Yok, evet. Benim için gerçekten bugünden itibaren kendi takımlarımı eve koyuyorum. Bugünden itibaren ben asla kuzuya olta atmıyorum. Ne diyeyim? Artık bu benim belki hiç kuzuya atmamam gerektiren bir kilo. Ama belki de hayatım boyunca bir daha karşılaşamayacağım bir balık. Karşılaşsam bile yani neleri koparttık. Allah nasıl nasip etti. Allah. Kaç kilosun o? Ben mi? He. Ben 70'im abi de. Benden büyük. Bu arada bu kilodaki balık hangi takımla çıktı Uğur? Abi gösterelim. Yani her yer kan revan. İşte arkadaşlar. Ocey Cigır sağ kol kullandığım için 2000. Evet. Sol kollar 2001. Game type 250 gram atarlı. Snowy Cık kamışımız. Liderimiz Ocey lider, Shimano lider. Yani bu takımla işte bu çıktı arkadaşlar. Aynen, ben bu aylardır yani burada Stella da var. Stella'yı da attım ama evet, ben aylardır bu takımın peşindeydim. Yani bu takımı odama da asabilirim artık. Çünkü ben bu takımla yaşayabileceğim en büyük zevki yaşadım ve en büyük zevk veren balıklardan bir tanesi de kuzudur biliyorsun abi. Aynen abi. Yani bu kiloda bir kuzu bana öyle bir zevk yaşattı ki bu makine. Yani belimin şurasını hala hissetmiyorum. İnanabiliyorum yani. 20'lerin 30'ların yaptığını biliyoruz. Bu artık aynen, ne yaptı sana kim bilir. Şimdi gideceğiz inşallah, tartacağız. Yani istiyorum ki Türkiye rekoru olsun. Kırayım o rekoru. Yani onca emek sarf ediyoruz ki yani herkes kırsın isterim ama kendimce ben hak ettiğimi düşünüyorum. Artık, aynen. Yani bu 2020'yi de Türkiye rekoru kırarak kapatmak istiyorum. Birazdan tekrar da beraber olacağız. Vallahi herkes dua etti biliyorum. Herkesin duası için Allah razı olsun. Yani daha ileri sizlere nasip olsun. İnşallah bu zevki siz de yaşayın. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Herkese rastgele. Eyvallah kardeşim. Son bir kez balığı gösterelim. Artık yayını kapatıyoruz. Uğur burayı paylaşır. Daha sonra işte çekime falan gideceğiz. Aynen. Oradan kilosunu tam net görmüş olursunuz. Abi, bu ne ya? Bu ne ya? Bir kaldır bakalım. Buradan kaldırmaya başladım. Ambalajı bak. Zayıfladım buradan. Evet arkadaşlar. Yani Uğur rekor olabilir, olmayabilir ama çok güzel bir balık aldı. Sen niye geldin? Zeytin ürktü yalnız balıktan. Çocuğum. Baya bir tahmin geldi Uğur. Sen onları daha sonra görebiliyorsun değil mi? Hayır, devam ederler de. Tamam. Yavaştan gidelim. Yardım edelim mi? Götürebilecek mi? Ha maşallah. Pehlivan. Onu tartar da atacak. Tartar. Biz kantarı çekeceğiz de ilk önce o koysun. Kantarı sonra. Ters koy. İki işi bile koyalım. Ters koy tutun. Şöyle darayı sıfırladık. Hakan abi. Tut buyurdan bir şey ters koy şöyle. Hakan abi tahmin var mı bak atmadan önce? Şöyle, koy. Hakan abi. Yavaş. Ne oldu o? Koyamadık ki. Parçalandı altındaki. Yemedi abi, değiyor hepsi yere. Helal abi hayvan. Değil mi? Yemedi. Dengesiz oldu. Yo olmuyor ki zaten, hepsi yere değiyor. Burada tartamadık. Tartıyı almadı. Yere koymasanız iyi. Kim kaldıracak bir daha onu? Dön fotoğraf çekelim de onu öne getir. Ben yardım edeyim sana. Buradaki tartı almadı. Büyük tartıya gidiyoruz. Gezdir bakalım Uğur. Oraya da gidebilecek misin? Gezdir bakalım. Oraya varsa da canlı çıkacak yani. Çıkmaz ya. İnşallah orası da açıktır Tayfun. Görücüye mi çıktın bacanam? Gördün mü? Öyle her gün 30 lira alması değil. Gördün mü? Selamünaleyküm. Nerede biri var? Aşağıda yürü git bak tam karşında yürü. Ne oldu, açacaksın mı? Ölmez o, bir şey olmaz. Sen aç. Tamam. Getir galiba canım. Gel yatsınlar. O deli ya. Balık burada. Şöyle hiçbir şeye değmiyor. Ekstra bir ağırlık yok. Kilomuz da bu. Beklentinin altında kaldı ama. Aynen. Bu bile güzel. Olsun be. Daha ne olacak? Çok iyi oldu. Oh. Valla avı anlat. Avı nasıl gerçekleşti biliyor musun abi? Aslında duruktum biliyorsun senin. Biliyorum. Ama daha sonra işte TikTok izlerken teknenin yanlış tarafa gitmesiyle o meraya gittim. Normalde sıtırmanın önüne gidecektim. Yani resmen beni nasip çağırdı. Evet. Beraberdik. Gideceğim dedin. Yani bir 40 dakika hiçbir şey almadım. Tekneyi temizlemeye başladım. Hiçbir şekilde aksiyon yoktu. Aynen. Dedim ki yani sana dedim küflü iğne vardı hatırlıyor musun? Küflü. Biliyorum. Dedim ki bak bunu atmayayım. Burada binerse büyük biner. Rezil olurum. Attım. Onu da attım. 2 tane golyozum vardı. İkisini de attım. Valla ilk başta vurduğunda gerçekten ben 3-5 kiloluk balık zannetmiştim. Yani bir 10 metre 15 metre hiç aksiyonsuz şekilde ben yukarı astım balığı. Evet. Daha sonra kalamasında biliyorsun bizi 3-5 kilolar apalattığı için bu sene. Daha sonraki kalamasında anladım ki bu 20 kiloluk bir balık. Dedim ki bu 20 kiloluk balığı alayım, sözümde tutayım. İşte yılbaşına kadar hiçbir şekilde hiçbir balığa holt atmayacağım dedim. Evet. Konuşuyorduk bunu. Aynen konuşuyorduk. Yani bugün gün boyunca işte milletle konuşurken dedim ki hani bir tane balık alacağım. Bu balıktan 3-5 kilolardan sıkıldım. Hani büyük balık 2020 büyük balıkla kapatıp 2021'e kadar olta atmayacağım dedim. Sana dedim ki yani bir de senin yanından ayrılışım sonra aklıma geldi. Tabii. Yani bir anda senin yanındayken böyle farkındaysan böyle telefonla oynarken zap diye kalktım oltalar çektim bastım gittim. Aynen öyle. Yani Seturman'ın önüne giderken işte telefonla oynarken başka bir meranın üzerine gidip bu merayı denemem. Yani teknede o kadar zor anlar yaşadım ki balığı tuttuğum saate baktım özellikle. Dedim ki kaç kiloluk balıkla kaç saat uğraşacağım ya da kaç dakika uğraşacağım. Yani hani 3'ü 12 geçiyordu. Şu an hala heyecan dorukta. Öyle olacak bunlar ya. Bunlar için varız zaten. Bu heyecan için yani denizdeyiz. Burama öyle bir ağırlık girdi ki inanılmaz. Hani yanımda bir kişi olsa bağıracaktım lütfen yardım edin diye. Yani o derece oldum. Kendi kameramama uzanamamam ayrı bir dünya. Yani, aynen. Kameramı da açmamıştım biliyorsun ben gidecektim toparlanmıştım. Aynen öyle. Kameramı açamadım, videosu yok. Ama gördüğünüz gibi canlı yayından biraz kesitler alabilirsek kesitler alacağız. Alamazsak da nasip, ne yapalım. Yani Allah böyle bir balığı nasip etti. Onu da evet, biliyorsun video çekmek için küçücük, yani 3 kiloluk, 5 kiloluk, 10 kiloluk balıkları bile çekip paylaşmak için can atıyoruz. Böyle bir balığı paylaşamayacağım için üzgünüm ama bu videoyu atacağım. Duygularım önemli benim için. Herkes balık çekişi zaten biliyor artık. Duygularım önemli. Balık bir 5 metre ileriden patladığı zaman dedim ki yani hayatımın dev akla olsun mutluyum yani. Böyle bir giri de olamazdı. Ve tekneden bir 5 metre uzakta patladı. Daha sonra yani balığı öyle bir yanıma çekişim vardı ki hani sanırsa ki 12'lik misinayla kefal çekiyor gibiydim yani. Hani zaten heyecan, oltayı attım ben attım bilmiyorum. Balığı tuttuktan sonra böyle... Ben geldiğimde ne olduğunu anlatayım mı? Yani, ben geldiğimde ya sen ağlıyordun. Aynen yani balığı şöyle kucağıma çekip teknenin içine atmam, yani kendimi de attım, balığı da attım. Evet. Yani ondan sonra istemsizce evet bir kesin. Bu sevinç. Aynen bir kesintisiz 5 dakika yani hakim olamadım kendime. Kimseyi arayamadım. Telefonlara cevap veremedim. Yani dünya benim için bir durdu. Gerçekten benim en büyük hayalimdi böyle bir şey. Allah'a şükürler olsun gerçekleşti. Sağ ol abi, sen de yardım ettin bana. Yani canlı yayında ve telefonla destek veren tüm sevenlerime, abilerime, kardeşlerime, ablalarıma, amcalarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu inanılmaz bir sevinç, tutku, yani gerçekten yaşanması gerek. Biz bunu 5 kilo balık tutunca da söylüyorduk. İşte bu da nasip oldu, şimdi de söylüyoruz. Aynen. İnşallah en iyileri nasip olur. İnşallah sen beni geçersin, sen rekorunu yenilersin. Nasip inşallah. Sonra sen beni bir daha geçersin falan, böyle gider inşallah. Sen de sağ ol yani yaklaşık bir 10 kilometre yolu tekneyle geldim. Aynen kardeşim. Yardımıma koştum. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Allah eyvallah, razı olsun. Eyvallah. Allah herkesten razı olsun. Yani abone olmak isteyenler olabilir. Like atmak isteyenler like atabilir ama yorumlara gerçekten merak ettiklerini, benimle yaşadıklarımı sormak isteyene yani hatasız, noktasız, nokta hatasız bir şekilde bol bol yoruma bol bol cevap gelecek. Cevap vereceğim. İnanın artık konuşmak için bayağı vaktim olacak. Çünkü cidden holt atmayacağım artık yani. Aynen. Yılbaşına kadar kesinlikle holt atmayacağım. Dediğim gibi ne diyeyim? Hala sevinçliyim. Hala yüreğim dip dip atıyor. Yani diyecek bir şey yok. Bayram abi de evet. Ne zaman denizden rekor balık çıksa hep yanımızdaydı. Ama o da çok güzel bir dev vatoz çıkarttı bugün ama kuzu değildi. Neyse. Sıkıntısız 38 kilo aşağısını kimse söyleyemez. Aynen. Yani balık kurudu, bitti, dokunmuyoruz, hiçbir şey yok. 38 kilo. Aynen şöyle bir daha gösterelim abi. Süper. Aynen kardeşim. Şimdi bu güzelliğini karşılıksız koyamam. Arkadaşlar lütfen Yusuf abi de yeni bir YouTube sayfası açtı. Destek vermemiz lazım. Siz ne kadar çok destek verirseniz biz o kadar görüyorsunuz. Çok güzel avlar yapıp size izletebiliyoruz. Yusuf abinin kanalına da buradan abone olarak destek verelim. Hadi bakalım onun sayfasını da hemen böyle bir ay içinde 1000 yapalım. Daha güzel videolar gelsin. Daha güzel emekler sarf edelim. Bunların hepsi sizin desteğinizle. Herkese hoşça kalın. Rastgele. Rast gelsin herkese.